YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere contalardan bahsedeceğiz. Contaların iki önemli özelliği var. Bunlardan birincisi sızdırmazlık özelliği. Yani kullanıldığı yere göre sızdırmama, yağ olabilir, su olabilir. Bizim konumuz yağ olduğu için yağın üzerinde duracağız. Yağı sızdırmaması bizim için önemli. Diğer ikinci özelliği de iki metal arasında gözle görülemeyecek kadar olan mikron ölçülerindeki farklılıkları, yani dümdüz değilse kullandığımız iki farklı metalde çok küçük farklılıklara kadar arkadaşlar contaları kullanarak bu problemi ortadan kaldırabiliriz, giderebiliriz. Bu yüzden motor blokları büyüdükçe ya da kullanılan yerler büyüdükçe contanın kalınlığı da artar. Kullanılan parça küçüldükçe contanın kalınlığı da azalır. Şöyle söyleyeyim. Mesela burada elimizde Dellarto 24-24 karbüratör var. PX200'e ait. Bunun altyapısını zaten eğer sökmüşseniz veya sökecekseniz mutlaka bakın. Tırtıklı, kirli, küçük küçük böyle parçacıklar olduğunu görürsünüz. Yani tamamen %100 pürüzsüz değildir. O yüzden size tavsiyem yeni bir conta kullanmadan önce her iki yüzeyi de, yani motor bloğunu da, karbüratörümüzün altını da üzerinde yara yapmayacak şekilde ince bir zımparayla, mümkünse yağlayarak tatlı tatlı oradaki o çapakları, o böyle düzlükleri ya da eski contadan kalan kirlilikleri alalım. Ondan sonra daha uygun olacaktır. Şimdi birinci noktaya geldik, sızdırmazlık. Neden sızdırmazlık bizim için önemli? Şöyle göstereyim. Şimdi bakın, şu an bloğun tamamen bütün contalarını, karbüratörünü değiştiriyorum. Bakın. Bu karbüratörün bağlı olduğu tasın en altındaki, yani motor bloğuyla karbüratör arasındaki ilk conta. Şurada gördüğünüz kanal, bakın şurada şöyle gözüküyor. Bu kanal ise biz otomatik karıştırıcı diyoruz ya, normalde bizim sistemlerde yağ ve benzin ayrı koyuluyor. Aslında otomatik karıştırmıyor arkadaşlar. Benzinden, yani gazladığınız sürece siz ne kadar gaz telini çekiyorsanız o oranda da yağı pompa buradan alt taraftan, yani karbüratör tasının, karbüratörün bağlı olduğu kutunun altından karbüratörün içerisine silindire doğru gönderiyor. Yani bizim kullandığımız yağın, karıştırıcılı olan modeller için söylüyorum, karbüratörle yağın hiçbir ilişkisi yok aslında. Sadece pompadan alt tarafa giden bir hat var. Fakat bu conta bakın çok ıslanmış. Bu kadar yağlanmasının şöyle bir dezavantajı var. Birincisi, yağlandığı için conta yapması gereken vazifeyi, görevi kaybediyor. Yağ bir köprü gibi, yani aldığı yerden dışarıya doğru atıyor. Yani yavaş yavaş karbüratörünüzde böyle atma ya da bir buğulanma, yağlanma varsa contalarınız yavaş yavaş gidiyor demektir. Bu conta aslında kalınlık olarak sağlam. Fakat işlevsellik olarak tamamen yağlandığı için bitmiş. Zaten dikkatli bakarsanız contanın kalın kısmıyla montaj yapıldıktan sonra ezili ezili incecik kalmış kısmını görebilirsiniz. Yani contanın önemi burada çok çok iyi anlaşılıyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu ise yağ pompasının contası. Bakın bu keza sağlamca, ama bunu da değiştirdik. Bu da yine aynı şekilde, bu conta da mesela geçirgenliğini kaybettikten sonra içerideki yağı yavaş yavaş dışarıya böyle sızdırmaya başladıktan sonra motorunuzun yağlamasını bozacaktır arkadaşlar. Bu da önemli. Bu ise en kirli contamız. Bu karbüratörün direkt altındaki conta. Karbüratörün altındaki conta, bakın zaten şeffaflıktan görüyorsunuz sıkışan yerleri ve kalın olan kısımları. Şimdi eğer yağ kaçağı varsa veya içeride bir buğulanma varsa, yağ yapıyorsa ilk önce bu conta etkilenir. Bilginiz olsun. Bu conta ve bu contanın, yani karbüratörün altındaki ve en altındaki silindirle karbüratör arasındaki contanın yağlanması çok küçük kompresyon kaçaklarına da sebep olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Siz şimdi bu contayı sıfır olarak aldınız, taktınız. Belli bir oranda sıktınız arkadaşlar. Bir zaman sonra bu conta etkisini kaybetmeye başladıktan sonra, yağlandıktan sonra incelmeye ve
görevini getirmemeye çalışıyor. Bakın kağıt gibi ayrılıyor zaten. Dolayısıyla bu sefer orada çok küçük oranda bir boşluk olmuş oluyor. Yani orada yağın sızabileceği bir boşluk kendisine yer ediyor. İçindeki en sağlam contamız bu. Bu da nerenin? Söyleyeyim hemen size. Gerçi karbüratör konusuna geleceğiz. Karbüratör ayarı ve karbüratörümüz nasıl çalışıyor diye mutlaka bir video yapacağız. Ama söyleyeyim. Basit bir bilgi vereyim. Çok kafanızı karıştırmadan. Karbüratörlü araçlarda benzin depodan direkt karbüratöre gelir. Fakat arkadaşlar karbüratörün içerisinde şu haznenin, bakın baktığınız zaman da göreceksiniz. Şunun iç tarafında da şurası bir boşluk. Yani burada da benzinin depolandığı bir hazne var. O haznede de bir şamandıra var. Yani bizim motosikletimize benzin buradan giriş yapıyor. İç tarafı şamandıranın içerisindeki boşluğa doluyor. Dolduktan sonra şamandıra yükseliyor ve depodan gelen benzini kapatıyor. İçerisindeki benzini kontrollü bir şekilde silindire gönderiyor. Ne zaman ki burada yakıt azaldı, tekrar şamandıra aşağı indiği için tekrar depodan benzin almaya başlıyor. İşte bu, bunun iç kısmındaki conta keza sağlamdı. Ama bunu da değiştireceğiz. Çünkü bu tip karışık sistemlerde bir şeyi yapıp çözüm beklemek çok da doğru değil. Yani örnek veriyorum, karbüratörünüz ayar tutmuyor. Abi karbüratörü tamamen söktünüz, bütün contalarını değiştirin, bütün ayarlarını güzel yapın, her yerini tamamen temizleyin, ondan sonra takın. Yani en başa döndürmek lazım. Hatanın nerede olduğunu eğer tam olarak, net olarak bilmiyorsa başa döndürmek lazım. Şimdi diğer contalarımıza bakalım. Bakın, diğer contalarımız sapasağlam. Ki contada da çok Tayvan malını tavsiye etmiyorum. Bulabiliyorsanız İtalyan kullanın. Daha önceki bir videomda söylemiştim, zor durumda kaldığında yapardık. Kasapların kullandığı yağlı kağıt da hemen hemen bu işi görür arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz bu contalara ulaşmak için biraz emek ve maliyet harcıyoruz ama hazır plaka contalar da satılıyor piyasada. Türkiye piyasasına girdi bayağıdır. O yüzden hazır conta alıp bunlardan kalıplayıp da kullanabilirsiniz. Ya da eski çıkanı da kalıplayıp kullanabilirsiniz. Conta konusu bu kadar arkadaşlar. Oldukça önemli. Motorumuzun verimli çalışması için, kompresyon kaçağı olmaması için, kompresyon kaçağını da açıklayayım. Yani motorunuzun iç basıncını, yanma odasındaki basıncı ve silindirin yanmadan sonraki piston aşağı doğru indikten sonra gücünü aktarma konusundaki iç basıncına biz kompresyon diyoruz. Kompresyon ne kadar güçlü olursa bir motosiklette o kadar verimli, o kadar güçlü çalışır. Yaktığı yakıtı en hızlı bir şekilde ve en kuvvetli bir şekilde mekanik enerjiye çevirir. Contalarımız kötüyse, karbüratör ayarımız kötüyse, hava yakıt ayarımız ki ona da geleceğiz, kötüyse kompresyon kaçaklarımız olur. Silindir üst kapağımızda boşluk varsa, bujimiz iyi değilse arkadaşlar, yani motorun verimini etkileyen birçok şey var. O yüzden özellikle ne diyoruz? Motosikleti bakımlı tuttuğumuz sürece inanın bu motosikletler hiç üzerine anahtar vurabileceğiniz veya sizi tamirciye götürecek motosikletler değil. Ama mutlaka bakım kültürü olarak bir alışkanlığınızın olması gerekiyor. Yani doktor gibi bu makineler sizinle konuşur. Yani bir çekişte kuvvetsizlik varsa farklı bir şeydir. Yani bunları kullandıkça mutlaka fark edeceksiniz. Tüm videolarımızı izledikten sonra da ortak bir tecrübe mutlaka kazanacaksınız. Ben videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu ilgilendiğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Yorum yazarak lütfen fikirlerinizi belirtin. Yaptığımız yanlış bir şey varsa düzeltelim veya başka bir şey isterseniz onu da yapalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.